Telefonunuzu kapatıyorsunuz yeni gelenler diye bilmiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geldik, dolaştık, zana geldik. Hatırlıyor musunuz böyle? Geliyor, geliyor. Miracı bilmeyebilirsiniz. O kadar fazla şeyi, bedeli yoktur bunun kadar. Bak Miraç'a, fakat zanı yorumlayamasak, içini dolduramasak, zanı aktif eden, zaaf noktalarımızı, onları yönlendiren, güçlü yönlerimizi bilemesek, bedeli çok ağır. Çünkü niye biliyor musunuz? Enne inne zenni abdili. Ne demek? Ben kulumun zanı üzereyim, zanı gibiyim, zanı gibi tecelli ediyorum. Allah'ın rububiyeti, bu çok ilginç bir derstir. 11.03.2016'da başladım. Üçüncü ay. Bugün ayın kaçı? 3 gün sonra 7 ay olacak. Ve daha 40 sayfa var. Temize çekilecek. 138 sayfa paragraf bakılmamış. Zannediyorum bir sene sürer. Zan. Şimdi en aynı zenni abdi bir kulumun zanına göreyim. Allah'ın rububiyeti, Allah'ın tecellisi, Allah'ın muamelesi senin zanın oluşturuyor. Yoksa ben Allah'ım, istediğimi yaparım, yapmıyor. Sultan ismi olduğu için diğer isimlerin hükümleri iktiza ediyor. Tamam. Sonra kahhar, ben kahredeceğim deyince Rahman diyor ki dur. Rahim diyor ki dur. Hakim diyor ki dur. O da esma, o da esma. Peki bu bize ne yapıyor? Zanlarımız iyi aslanım. Zanlarımız burağımızdır. Hem esfele, esfeli safiline hem alâ-i illiğine çıkarıyor. Allah'ın Celle Celaluhu rububiyeti zanlarımıza göre oluyorsa tecellisi, münasebeti ahiretimiz de zanlarımız üzerine bina edilen itikat ve amel üzerinedir. Ahiretini de şekillendiren zanlarındır. Çünkü iman gaybadır. Bugün tam sanki ben yazdığımı Ali söyler gibi. Nerede Ali bu? Buradayım abi. He? Aynen. Çünkü gayb ya iman. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz arşa kadar burayla gitti. Arştan sonra reflefle gitti. Tamam. Şimdi diyor ki öyle bir iman etti ki gördüğü zaman gözü şaşırmadı, kalbi yalanlamadı. Hey, Allah Allah, hey, bu ne ya demedi. Gördüklerini tabii. Hı-hı. Aynı iman ettiği gibi çıktı. Zanlar hakikate aynı böyle yakın. Zansız bilen yegane Allah'tır. İlmin içinde zanı çıkarırsanız ilim mutlak olur. Peygamberimizin o hali ne? Arşa kadar. Çünkü Allah arştan aşağı değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o zamana kadar zanı bilgiydi. İlme dönüştü. %100 mü oldu? %100 olup olmadığını bilmiyor. %100 olabileceğini de şeyimi söylüyor. Masluk olduğu için olmaz. Olmaz.
Benim kanaatim o. İlmin içinde zanı çıkarırsanız ilmi ezeli olur. Bak, itikadını. Psikolojiye de gireceğim, merak etmeyin. Psikoloji bir şey değil yani, ufak tefek şeyler ya. Yesinler psikolojiyi. Psikoloji neymiş yani? Hiçbir şey değil. Psikolojinin temelinde göreceksin ki zanların oluştur. Zanın içini bilmiyoruz. İçini boşaltacağız bu akşam. Ahiretini bile zanların üzerine kurulmuş. İman gaybadır. Gaybın hak şeyi zemin zandır. Bak ena inne zenni abdibi. Ben sana muamele nasıl edeceğim? Sen oluşturuyorsun. Kaderinin zemini. Ben Allah'ım diye icraat yapmıyor. Senin zemininde icra yapıyor. O rububiyeti yönlendiren Allah'ın sana muamelesini zanları. Hani ayette diyor ya, başınıza gelenler neymiş? Sizin yaptıklarınız. İstedikleriniz. Bir tanesi diyor ki abi dedi Sibam çok kötü dedi ya. Herkes bana garip garip bakıyor dedi. Abi de demiyor hoca ya. Hocam. Ne olacak inşallah. Ya dedi bunun bir çaresi yok dedi de. Aslında ben böyle insan değilim dedi. Niyetim çok temiz. Düşünceler Sima'ya yansır. Hiç şansın yok. Sima'nın düzelmesini istiyorsan hocayı kullanmaya gerek yok. Teheccüd namazını kıl, itikadını düzelt. Şimdi zanlarımız da yansıyor. İç alemimizin bütünlüğünü sağlamasıdır. Matematikte çıkarma da toplama da sağlama var ya. Yani Allah'tan Celle Celaluhu veya hariçten içeriye alınanların sağlamasıdır zan. Şimdi soluk mu? Burada ışık mı yoktu öyle oldu? Bilerek mi yaptınız? Işık varken görünmediği için kapattık. Evet tamam. Peki ama biraz soluk gibi. Nasıl gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi onu büyütsem biraz da şöyle yapacağım. Daha mı iyi oldu? Şimdi ilk önce zanın içini dolduralım. Herkes kendi ilahını, kendi zanları duyuyor. Evet. Herkesin Allah'ı birdir. Herkesin Rabbi, ilahı zanları oluşturuyor. Rabbinizi göreceksiniz diyor. Rabbul alemin değil. Rabbim, Nebimin Rabbi, mahlukatın Rabbi, şeceri hilkatın Rabbi. Hepsi farklı. Hani var ya Fusus'u keminde geçiyor Muhyiddin Arabi. Hadisi kutsi zikrediyor. Bir mana nakledeceğim. Allah Celle Celaluhu rahmetiyle cennet ehline tecelli eder. Ondan sonra Fusus'u kemine geçiyor. Bu zanla Kur'an'ı araştırdım, hadis-i şerif araştırdım, büyük zatların şeyi hala devam ediyorum da orada gördüm o hadisi. Bir mana söylüyorum tam metni. Allah rahmetiyle kendisine yakışır tarzda tecelli ediyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Bak ilah ve Allah'ınızın demiyor. Onlar diyor ki senden Rabbimize sığınırız. Kabul etmiyorlar. Senden Rabbimize sığınırız. Sonra düşürüyor mertebesini. Ben Rabbiniz benim diyor. Senden diyor Rabbimize sığınırız diyor. Bu sefer diyor ki alimleriniz yok mu diyor. Siz diyor zanlarınız nasıldır? Rabbiniz hakkında zanlarınız neydi diyor. Zandan buldum onu. Sonra zanları gibi Allah tecelli ediyor. Rabbimiz sensin diyor. Hadis-i şerifte başka şeyde diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam onları ayetlerimi hadisleri de zikredeceğim. Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmeyin diyor. En az hayatınızda bir defa. Rabbinize nihayetsiz hüsnü zan. Tamam. Allah beni kesecek, beni Allah affetmeyecek. Allah beni ne yapacak? Tabii Allah da sana öyle olacak. Zanına göredir yani. Abi bilmiyorduk. Orada dersin ne bileyim. Çünkü bilmiyordum yok. Askerde bilmiyordum var mı? Özür yoktur. Dünyadan gidene sen ayette diyor. Hakkı anlayacak bir akıl. Bunları yapabilecek bir zaman, ömür verilmedi.
Bilmiyordun. Nerede oturuyordun? Edirne'de. Kars'taki peynir fiyatını biliyordun. Ha? Peki, ben hiç buraya girmeden hemen, çünkü zamanım olmayacağından hemen ben şeye geçiyorum. Zan neymiş? Daha kolay. O zordur, biliyor musun? Elle çizmek. Yok, emeğe saygısızlık yok canım. Değil mi? Ersal. Ersal şey yapmış. Bak arkadaşlar. Dipten gidiyorum. Dipten. Şurayı kapat. Bunda işim. Beraber şey yapacağız. Sorabilirsiniz. Ama ilk defa gelen sormaz. Çünkü lugat, mugatlarla uğraştık. Olmaz. Şimdi her şeyin ilmi vücut, yani Adem. Adem var. Gir. Vücutsuz vücut. Adem'den vücuda çıkıyor varlık. Bak, Adem'de ilimle emir Allah vücuda çıkarıyor. Şecere-i şirkatı yarattı yani. Allah'ın dışında her şey yaratıldı Adem'den. Adem vücutsuz vücuttur. Varlıksız varlıktır. Sıfatsız sıfattır. Yokun varıdır. Varın da yokudur. Bir acayip bir şeydir. Bir tanesi dedi ki, bizim bakıp hatırlamam, abi diyor ya, şey onun üzerinde ama nasıl bir şeydir? Vallahi benim hatırıma gelen sıfır gibidir, uyku gibidir, hava gibidir. Sıfır, bütün sayılar ona belirlenir ama onun bir değeri yoktur. Her şey ona bilinir ama onun bir değeri yoktur. Uyku gibidir, her şeyin yok olduğu, her şeyin yok olduğu bir andır uyku, sıfırlanıyor. Sonra bina ediliyor öteler. Varlık böyle bir bina ediliyor. Başka bir örneğin. Başıma geçti Ali ile bugün anlatırken. Arabanın lastiğiymişti. Dedim ya, petrol ofisten de pek tutarlı olmuyor. Lastikçiye gideyim de bir 3-5 kuruş da veririm ama lastiğim sağlam olur ya. Yavaş. Doldururken dedi, abi dedi, ne kadar basacağız? Ne kadar basıyordu? Can, ne basacaksın dedim. Hava. Yani lastiğim şunun yapınca ne basıyorsun dedim. Hava basıyorum dedi. Allah Allah. Ben şaşırdım, tamam mı? Durup dururken hiç alakasız iken. Bu dersten anlamayacağınızı, %80'ini anlamayacağınızı biliyorum. Ne işinize yarayacak? Böyle olacak işte. Durup dururken, lastik doldururken anlayacaksın. Dedi ya, siz iyi misiniz beyefendi dedi. İyiyim iyiyim. Böyle... Tabi alemin bilmiyor. Ne oldu biliyor musunuz? Bu araba kal ne kadar geliyor dedi. Dedim bir ton 200 mü ne? Geliyor dedi. Ya bu araba havanın üzerine mi gidecek? Dolduruyor da bana mı bakıyor, tamam mı? Ben çünkü geçmişim Adem'e. Yani bakın koca bir ton havanın üstünde. Uçak, havan. Varlık yok ki orada. Koca ton hiçbir şeyin üzerinde. Hiçbir şey. Koysan düşer. Uçağı havada tutan nedir? Hızdır. Ha o zaman mekanı oluşturuyoruz. Çünkü uçağı orada tuttu, ben de içine bindim. Hava gibidir. Nasıl bütün varlık olacak? Ha, iyiyim evet, ona girmiyoruz. Sonra Adem'den iyi miyiz? Canlı mıyız arkadaşlar? Tamam. Adem'den Allah vücuda çıkarttı. Adem'in vücudu yok. Cehennem. Cehennem vücududur. Vücududur. Mahluktur. Meral eden Allah Kur'an'ında Adem'den pek sarih değinmemiştir. Var. Kur'an'da var. Meral eden cehennemden bahsetmiş. Oysa cehennemin 7 tabakası var. Meral eden 1. tabakanın adını kullanmıştır. Hutama var. Veil var. 7 tane şey var. 1. tabakaya Meral eden genellemiş. Onun için 1. tabakaya cehennemdir. Oraya kafir girmeyecek. Müslümanların günahkarları girecek. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh işte orası için dedi. O kadar vücudumu büyüt ki bütün insanlık girmesin, benim olsun. Mu dedi? Müslümanlar. Cehennemde sırf Müslümanlar gireceği için Müslümanlara yer kalmasın dedi. Çünkü o öteki tabakalar başkaları girecek. Onun için ustad diyor ki bir kişinin imanı kurtulmak adına cehennemde yanmaya razıyım diyor. Çünkü bedenim yanarken gönlüm gül gülistan olur. Vücudum yanarken. Cehennem 1. tabakanın adıdır.
Yani diğerleri kastedilmemiştir. Yani Allah'tan daha merhametlidir diye böyle fasık ve fasık soru soruyorlar. Bilmedikleri için. Demek ki Adem de vücuda patlamış. Vücut. Zanda öyle olacak. Taş ören şirkettir. Sabit bir şirket değil. Cehennem. Yani bir belediyenin bir sabit elemanı var, bir de taş ören şirketi var ya. Cehennem taş ören şirketi. Düşünün Adem nedir? Cehennem, cehalet, zan Adem'e çalışıyor. Adem'i bilmiyor. Cehennemden gene var. Cehennemi de bilmiyoruz da. Cehennem gene bize yakın ya. Cehennemi burada temsil eden bir sistem var. Şeytan. Şeytan mümessildir. Yani lef-i mahfuzu simgeleyen Cebrail'dir. Yani onun aktörü, yani temsilcisi, her şeyin bir aktörü var. Yoksa şeytan bir şahıstır ama sistemin adıdır. Sistem. Biz ciddiye almıyoruz ama sistem bize moda edilmiş. Sistemdir. Tamam mı? Adime, cehennemi, haletler, sistem. Onu aktif eden bir adam var, mümessili. Vahin mümessili. Arş-Azam mümessili, Azrail. Arş'ın mümessili, İsrafil. Kürsün mümessili, Mikail. İşte cehennemin mümessili de şeytan. Ha? Oradaki icraatta Malik. Cennet'in mümessili Rıdva. Şimdi Adem'den vücuda çıktınız. Cehennem. Cehennemi bize yaklaştırıyor şeytan. Daha yaklaştı vesvese. Buraya kadar geldi. Adem'den vücuda ilim ile çıktı. Bir şey, bilgi, ilim. Cehennemden cennete cehaletimiz kalkarak ortaya çıktı. Şeytanın şüphesini kaldırarak meleki bir hal aldık. İnsan daha üstündür. Vesvese bize vehimle beraber şey yapar ama buna karşılık ilham ve vahiy. Buralara durmayacağız. Adem alemleri Subhanallah diyerken, Adem alemleri ne dermiş? Subhanallah diyor. Niçin öyle diyorum? Çünkü ciddi bir iddia yaparlar. Şimdi adamın elinde kitap yok, milleti de toplanmış, sinema mıdır falan dediler de onun için diyorum yani. Bu tabiri niye kullandın diye kuşatmayın. Adem alemleri Subhanallah derken diyor, vücut alemleri elhamdülillah der diyor. 11. şu anda, tamam mı? Şimdi buradan geçtik. Şimdi bir tencere getir kardeş. Koy içine vehmi. Attın mı abi beyim? Şüpheyi de at. Tamam. İnsandaki şüpheyi. Attın mı abi? Cehaleti de at. Bilgiyi de at. Sonra karıştır. Çıkacak macun zan. Zan. Zan sistemin adı. Abi zanın içinde ne varmış? Cehalet. Şey ilk önce. Vehim. Şüphe, cehalet, bilgi. Karıştırırsak abi zan olur. Şimdi küçük bir psikolojik hastalığı nereden tutturuyoruz biliyor musun? Yani ben hastayım, iyi değilim, düzelir miyim acaba? Şu hastalığım aktif olur mu, şey yapar mı, tamam? O neyle oluyor? Vehim. Vehimin derecesi kaçmış biliyor musunuz? Şimdi göreceksiniz. O hastayı falan. Yüzde kaç abi doktor? %1. Vehmi, bak 100 ihtimalden 1 ihtimale veren sistemin adına beyin deniliyor bizde. 100 ihtimalden 1 ihtimale ihtimal veren adam değil, insan değil diyoruz da. Vehmin derecesi 0'la 2'ye kadar 1 ya. 1. 2 yok, 1. 0, 1. Vehmin, ilmi kelam alimlerinin, la benim değil bu. 1. Şüphe kaçtır? 0.2 ile 0.50 yani %50. İhtimali olana şüphe denilir. Cehalet de 0 diyebiliriz. Cehalet de ta değil çünkü 0, 1. Oradan 1 yani vehim 1 ya. Bir üst tabaka altı dağılıyor ya. Üniversite diplomasını ortaokul lisede var ya. Cehalete de şey atamış oluruz yani o şey yüzde diliminde. Tabii o cehaletin de dilimi... Şimdi vehim %1'den başladık ya. Sıfırdan başlatırsak oraya da cehalet diyebiliriz. Sıfır cehalet. He, olabilir. Evet olabilir. Olabilir. Hiç düşünmedim. İlginç.
Şimdi %1 ihtimal veriyoruz ya. Ağabey hasta olurum. Bilmem ne olur. %1 ihtimal. Lan %1 ihtimalle ihtimal mıdır ya? Ne değer veriyorsun ki ona? Hasta olabilirim. Kalp krizi geçebilirim. Olabilir lan. Niye sahipleniyorsun senin vücudun? Sanki ben bu kürsüde otururken ben sanki bu kanunun dışında mıyım? Benim de bir gün götürecekler. Bir gün olacak ya. Ya insanlar götürecek ya. Adetullah götürecek beni. Ama gideceğiz ya. Gitmekten ne korkuyorsun? Madem korktuğun yere gitmekten korkuyorsun, niye iman ettin oraya? İman ettiğin yere gitmekten niye korkuyorsun? İman ettiğin ahiret ya. Şimdi %2 ile %50 ihtimale şüphe denilir. %50 ihtimale zan denilir. %90 ihtimale zan galip denilir. %100 ihtimali bilgi denilir. Edile-i şeriye yani Kur'an, sünnet, icma, kıyas, ehli sünnetin doğruluk ölçüsü hükmederse bilgiye ilim olur. Tamam mı? Şimdi zana geliyoruz. Zan sistemin adıdır. Zan sistemdir. Tamam mı? Zanı etkileyen 3 tane de sebep vardır. 1- Ahlak, huylarımız, hulukların cemidir. Ahlak, nazar ve niyet. Tamam mı? Yani dimağımızdaki gelen bilgileri saat, kum saati gibi düşünün. Kum saati geniş ya yukarısı. Beri, dağ, tekrar geniş. Değil mi? Şimdi dimağdan gelen yukarıdakiler vardı ya, yukarıda saydık. İşte şüphe, vehim, cehalet vesaire. Oradan geleni bu bere geliyor, şu zana baka buraya geldi. Burada da zan da şekil alacak. Ha böyle yukarıdaki kum şekil alacak. Şimdi bak çok ilginçtir. Bu bir tencere getirin. Zanı koy. Koydun mu Osman? Ahlakı koy abi. Koydun mu abi? Nazarı da koy. Niyeti de koy. Koy. Karıştırdın mı? Doldu. Bu zemin kader zemin. Allah senin bunun üzerine tecelli ediyor. Zanın zemini değil ama değil mi? Zanın değil değil. Dört tanesi. Değil. Zanın zemini dört tane. Vehim, şüphe, cehalet, bilgi. Niye koyduk? Zan sistemini ahlaklı ve ahlaksız zanı değişir. Zanı nazar değiştirir. Yani nazar nedir? Manay ismi, manay harfi. Şimdi Ahlak da değiştirir, zanımızı değiştiren, yönlendiren ahlakımız, huy da hani derler ya, huyun batsın ya, huy değişmez. Allah Resulü'nün bir hadisi de var böyle aleyhissalatü vesselam, dağın yürüdüğünü görürseniz inanınız ama insanın huyunu değişeceğine inanmayın. Peki ne şeyi var? Ha, onu yönlendireceksin. Onu o baraj, barajın suyunu kullanmaya yönlendireceğiz. Şimdi zanımızı etkileyen ahlakımız, nazarımız, bir de niyetimiz. Şimdi zanın iki kolu var. Zanın iki kolu şu. Bir tanesi hüsnü zan. Bak görüyor musunuz abi? Şöyle yapayım. Görsel olunca %58 içinize giriyor. Bunu artık atamazsınız. Anlatsaydım gargargar şey yapsaydım. Bu sefer unuturuz. Böyledir. Şimdi zanın iki kolu varmış. Bak üstü zan. Bak geliyorum. Suyu zan. Zan dimağda ama değil mi? Dimağda. Aa burada. Adam burada. Tasavvur. Evet tasavvurun içinde. Sorun ki ben de şey yapayım da. Demek ki zanın bir kolu üstü zan. Bir kolu suizan. Ne demek bir suizan? Şeyde dediler ki İzmir'de. Tamam da yani üstüzan nedir? Vay nerede ders yapmışım ya. Üstüzan nedir, suizan nedir bilmiyoruz. Üstüzan ne diyeceğiz? Olsun korkmayın ya öyle deyince. Herkes bir şey söylesin. Şey anlattım. Üstüzan nedir? İyi düşünmek, iyi niyetli olmak. Evet. Başka? Güzel düşünen güzel görür. Diyor, güzel. Hayatına lezzet alır. O oradaki üstüzan oluyor. Evet üstüzan. Tamam. Yani
hani boş bardağı, yani bardağın yarısını böyle şey yaparlar ya, onu güzel örnek verirler. Hep bardağın boşunu görüyor. Olumsuz adam. Peki, şöyle diyeyim. Bizim mesela şeydi, şomazda olma diyorlar. He? Şomazda olma diyorlar. He. Şimdi şu, ikinci sözü hatırlıyor musunuz? Bak hep dolaştırıyorum sizi. İkinci sözde, hodga. Keşke tahtaya yapsak da böyle. Düşündüm ama, hangi bölüme, buraya mı göstereceğiz, buraya mı? Yani tahta da göstermek. Hodgan vardı, hatırladınız mı? Hodga, Hodbin, Hodendiş, bir tane adam, Bedbin. Bunu topla adamın nazarı. Nazarında fena bir memlekete düştü. Ama burası dünya. Hodgan ne demek? Hodgan, Hodendiş. Tamam, Hodgan ne demek? Gamsız. Haç, fok balığı, haç. Hodgan, Hodendiş. Kendisini o görüp sırf kendisini endişe ediyor. Kendi ben merkezli. Pergeli kendisine koymuş. Hodgan. Hodbin. Her şeyi kendisine göre yorumluyor. Bence. Belki. Bedbin ne demek? Kötüyü yorumlayan. Bu dört taneyi toplarsanız bunun adına ne diyor biliyor musun ikinci sözde? Nazarında Hodgan, Hodbin, Hodendiş, Bedbin olduğundan nazarında fena bir memlekete düştü. Bu nasıl yani? Bu harika dünyaya fena memleket. Suizan'ın zemini gibi oldu. Suizan'ın zemini işte bu. Bu işte yani. Buradayız ya. Suizan. Suizan'ın zemini bu. Yani detay olmasın. Anlatıp şey yapacağız. Belki 30-40 tane ders yapacağız ya. Suizan'ın zemini bunlar. Bu. Ortada nasıl kalkarsa tahtada yazmıştık. At, fa, noksan, kusur, runu derifte ederse kalkıyor. Şimdi eğer insan atsini, fakrını, noksanını, kusurunu derifte ederse hüsnü zana dönüşür. Öyle yapayım ki iki tarafı da görün böyle zan. Bak abim burada. Herhangi bir zorluk yok değil mi anlaşılmadan her abi? Bak zanın iki kolu var. Zanı ben kabul edeyim vücudum. Zan benim vücudumdur. Tamam. Sağ kolum üstüzan, son kolum suizan. Tamam. Suizanı oluşturan ikinci sözde vardı ya. Hodgam, Hodbin, Hodendiş, Bedbin. Böyle bir tip yani. Ötekisi nedir ise? Aksini, fakrını, noksanını, kusurunu derifte ediyor. Üstüzan. Peki başka? Suizan. Ne demiştim? Murat Dursun bunu buldu. Diyor ki, Suizan abi diyor, Polat'ta dün İzmir'deydik, orada ders yaptık, o demişti. Abi Suizan surettir, sureti zahire bakar. Hüsnüzan ise suret artı sirettir. Mülk ve melekut. Çok ilginç. Suizan sadece surete bakar. Suizan sırf surete bakar, zahire bakıp hükmeder. Zahire aldatır diyoruz. Onun için peki uygulayalım bu hayatın kendisi ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam miraca çıktığı zaman hiç şaşırmıyor. Çünkü dersen sonra da mı geldi? Söylediniz mi? Ya. Biraz geç kaldı. Yok gördün mü? Fıtrat değil mi? Aynı şeyi söylüyor. Kızından değil, Fıtrat aynı şeyi söylüyor. Peygamber Aleyhisselam gözü yanılmadı, yanılmadı, kalbi yalanlamadı diyor. Zanları bıraktı ve arşa kadardı. Şimdi hüsnü zan bunlardan kaynaklanıyor. Az, fark, noksan, kusurunu derifte ederse adam der ki mesela zahirde hanımın bir şey dedi. Çocuğun yani bulmadım komşun işte. Ya gitti. Bir tanesi bu kavgaya sebep oldu. Sofrayı silkeledi. Üst kattan o falan. Lan niye kızıyorsun? Olsun dedim ya. Ekmek kırıntıları ya. Ya pislik at senin olacak. O da ki daha kötü olur. Ekmek kırıntıları var. Böyle bak. Ondan sonra çabuk dedim okula gidecek tane. Veya kadıncı. Yani düşünmeden salın diye. Yani üstü sanıp yapalım. Yani şey diyorum.
Bu olayı üstü zana taşıyan ahlakın, huyun, nazarın ve niyeti. Tamam. Huysuz adam hep kötüye yorumluyor. Şöyle, abi adam silkeledi işte, nasıl iyiye yorumlayacak? Beşerin eli, zalim eliyle Allah seni tokatlıyor. Mülk, zahirde kötü. Yani doğru. Aptal mısın, mekar mısın? Aşağıda çamaşır var. Hasan hocam, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hani Cebrail Aleyhisselam ya Resulallah söyle dediğinde bilmiyorlar demesi gibi. Aynen ya. Mesela dedi ki ya bu adam zulmetti. Tamam, beşeri zalim eliyle tokatlar. Neyse bir örnek vereyim ustaktan. Çok biraz şey ama ne bileyim kalbinize gidecek. Camı da açıyor musunuz? Açın arkadaşlar. Açın. Öyle mi? Yani tamam. Bak şimdi. Ustad Hazretleri diyor ki 28 sene gezmediği memleket işkence cefa kalmadı. Tamam diyor. Beşerin zalimini tamam. Ben ne yaptım ki diyor. Kader bunları bana musallat etti. Sebep arıyor arkada. Allah istese şey yapmaz. Müsaade etmezdi. Tamam mı? Şimdi buraya anladık mı? Seniniz buraya getirin. Sonra o Emirdağ 96'da diyor ki bize söyleyen ama hatırada daha acayip bir şey anlatacağım. Burayı biliyordunuz da bir şey anlatacağım. Risale'de şöyle yazıyor. Sakın ha Said, hizmet imaniye Kur'aniyeni kemalatına, şahsi kemalatına cennete girmeni vasıta yapma. Azaptan ve cehennemden kurtulmana vesile yapma. Ne yapacaksın peki? Tamamen bütün Risale-i takip et. Yaptın mı peki? Yok. Çünkü büyük saatler yapmadan tokat derler ki yapmasın. Bizim gibi ufak çocuklar, ufak adamlar yaptıktan sonra tokat vururlar. Hata yaparız, tokat yeriz, gene tokat nereden geldiğini anlamıyoruz. Ya hatadan önce gelse hepten isyan ederiz. Sebep aramayız. Öyle değil mi? Ha, testiyi kırdıktan sonra Nasrettin Hoca dövse ne olur? İlk önce dövüyor, kırmasın diye. Şimdi bu bitti. Arkada ne demiş biliyor musun? Dedi ki usta, ins ve cinnin Şeyhül İslam'ı Zemili Ali Efendi ve bütün ulema İslam hiçbir tanesi şaka ile dahi giymeye müsaade etmedi şapka meselesini dedi. Hiçbir ulema İslam fetva vermedi. Ben ise diyor, bu rejim namı altında bu memleketi kıyacaklardı, katliam yapacaklardı. Bu Müslümanları nasıl katledelim? Dediler ki bunların hassas noktası şapka. Bunu dayatalım, giymeyeni öldürelim. Öldürmeye sebep yapalım bunu. Ustad bunu bildiği için dedi ki, fetva verdi. İstemeyerek, cebirle olsa bir şey olmaz. İnşallah onu da Müslüman eder, secdeye getirir diyor. Bütün ulemalara muhalif olarak bu milletin katliamını kurtarmak adına verdiğim fetvanın cezası olarak Allah bana 28 sene bunların eliyle ceza verdi. Bu Emirdağ'da geçiyor. Bu hatırada geçiyor. Abi kadere fetva mı vermiş oldu? Evet. Kadere öyle fetva verdi ve öyle tecelli etti. Çünkü Allah bunların şeyini kırmaz. Abi bu şemada kader zemini sol taraf gözüküyor da. He. O zaman üstüzan ve suizanın bileşkesi kader zemini. Dördü. Yani hepsi beraber olması lazım. Dördü işte, bak görmüyor musun o şeyi? Bak abi mouse'a bak. Ben görüyorum da abi. Sol tarafta yazıyor ya yani kardeşler. Ben görüyor musunuz ya mouse'u? Yok, ifade ederken siz öyle ifade ediyorsunuz da solda yazıyor. Belki yanlış gelse. Ha bak şu. Kader zemini. Şimdi peki bu niye anlattım ben bunu? Kardeşim, vay zalim, alçaklar, ben ne yaptım da işte Allah dedik, peygamber dedik, işkence yaptı, tamam bu zalim. Ustad arkadan bakıyor. Ha, olayın en acımasız olayı böyle bakabilmeyi öğrenirsek hüsnü zana dönüyor. Mülk melekutlar arasında. Evet, mülk de melekut, suret de siret. Mutlaka her şeyde bir hikmet vardır, bunda bir hayır vardır de. Arabanın lastiği patladı derste gelirken, yağmur bir de hiç olumsuz bir yerde. Hemen in, ey Allah, mümneğin üretinden, burada patlayacak bu günler.
demeyelim ben de başıma geldi. Bunda da bir hayır vardı. Artık ağzımızı ona alıştıralım. Bir bardak çay içerken Bismillahirrahmanirrahim alıştıralım. Hele hele yemek sofraya otururken abdestsiz oturmayın. Besmele'den bahsetmedim de onu çocuklara öğretirsiniz. Besmele derdi. Sünnetsiz çocuklara öğretirsin. Şimdi üstüzanın içini anlattım arkadaşlar. Aynı şey. Aynı şey iki şekilde gözükür. Zalime bak, adalet. Şimdi hani kafamda olan bazı sıkıntılar var ya. Anladın mı niçin geldiğini şimdi sana? O halime ne yapmıştım? Ya, yapsaydın da mı gelecekti? O halime gelecekti. Ya, sen demek kalmasın da. Yapmadın seni tokat diyor. Kayacaksın. He Mehmet? Acaba insanoğlu sihat ve servet olsa burada kim oturur? Sihat ve servet eğitici değildir. Hastalık ve musibet eğiticidir. Musa Aleyhisselam Allah dedi ki ya Musa git Firavun'a tebliğ et. Musa Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Ya Rabbi biraz sihatından biraz da servetinden kız. Kız ki laf dinlesin. Acayip bir şey ya. Yoksa laf dinlemez. Demire. Demire vurursanız örse. Tın tın. 26. lemada bu konuşuyor. Sonra ateşe sokarsınız diyor. Yumuşar kan şekil verir. Demire şekil verdik. Bir de demirdi. Suya koy. Suyu da aldı. Çelik oldu. Biz kardeşim iki tane hadise var. İki tane hadise. Örs ile çekiç arasında şekillenmek zorundayız. Çünkü dişinizi sıkın. Bitecek bu. Hazreti Ali öyle demiş. Ya Ali demiş. Sıkıntım var demiş ya. Çok fena sıkıntım var. Demiş ki sıkıntı senle mi doğdu? Hayır dedi. Senle mi ölecek? Hayır. İki hayır arasındaki nedir demiş ya. Çünkü hiç ölücü bir hayırdır herhalde. Şekil almak için. Ne var ki şimdi? Kudret belki de. Tabi tuzun kuru. Hayır. Abi bir şey sorabilir miyim? Musa Aleyhisselam dediniz ya Rabbine saatinden biraz da işte servetinden kesin. Orada istişare mi yapıyorlar o zaman? Evet. Tamam mı arkadaş? Zanı değiştiriyorsun. Zan bir şey değil. Zan sistemdir. Şimdi zanı etkileyen adam zanı çok güzel. Nazarı da iyi, niyeti de iyi, ahlaksız. Olmuyor. Bak zanı iyi, ahlakı iyi, nazarı iyi, niyeti kötü. Olmuyor. Bak bir tanesi hepsini etkiliyor. Niyeti hatırlar mısınız? Ne kadar acayip bir şeydi. Ya niyet geleceğimizin zeminiydi. Şimdi ben ahlaka giriyorum. Zan anladık mı abi? Ahlak, hüsnü ahlak, ahlak aliye. Hüsnü zandır. Allah'a karşı ahlak aliye, Allah'ın gelen musibetleri, icraatları Allah ile yorumlar. Niçin yorumlar? Hüsnü ahlak sahibi olduğu için, ahlak aliye sahibi olduğu için öyle yorumlar. Zanını etkiler bu sefer. Peki tersi var. Ahlakını kötüye bak. Ahlakı görüyor musunuz? Suyu ahlak. Ahlakı seyye. Ahlak. Ahlakın sol tarafı. Bu da görüyorsunuz suyu zanın altında. Nazarın müsbeti, nazar, manayı harfidir. Nazarın menfesi, manayı ismidir. Niyetin müsbeti, hüsnü niyettir. Menfisi ise suyu niyettir. Tamam mı? Şimdi bir tencere daha getirin. Suyu ahlakı, ahlak-ı seyyi, manayı ismi, suyu niyeti. Sol tarafı görüyor musunuz abi? Mouse'un. Onu tencereye koyar mısınız? Suizan. Suizan altı. Koyduk. Bunun da ifrat tefrit vasatı var. Suizan yapma özelliğini Allah niye yarattı diye düşündüm. Ve iki gün uğraştım. Şu mouse'un vasatını Allah nasip etti. Şu. Ve bu kalbime gelen halle cevapladım. Yoksa suizanın ifrat tefrit vasatı olur. Hüsnü zanın ifrat tefrit vasatı da varmış. Bak şimdi. Tefriti
Suiza'nın tefriti neymiş? Cehula. İnnehu kâne zaluman cehula. Hatırladınız mı? 26. mektubun 4. vefasında. Öyle mi abi? Velekat kâne nebeni Adem iken, insanoğlu en güzel yaratılmış iken, innehu kâne zaluman cehula. Cehula suizanın tefriti, zaluma ifratı. Velekat kâne nebeni Adem nasıl böyle düştü? Şimdi vasatı da şu suizan. Kafire, mürtede, bidata, irtidata, yanlışa ve nefse emare suizan etmek ibadettir. Senin yerini oluşturuyor, koordinatını oluşturuyor. Ben buradayım diyorsun. Kafire, zındığa, vatan haini, din düşmanına, münafığa düşman olmakla suizanı vasata getiriyorsun. Eğer kafire, zındığa, bidata düşman olamazsan ondan oluyorsun. Demek ki suizan etmek ibadettir. Bidata, firavunlara. Tamam abi. Burada da gidiyoruz değil mi? Demek ki suizanın da müsbeti varmış. Ve hem de ibadet. Hem de ayakta kalmana koordinatı yerini veriyor. Zalime, zındığa, bidat ehline suizan etmek, nefs-i emmareye suizan etmek suizanın vasatıdır. Bu Allah'ın ikramıdır. Bunu bulmak bilmiyor. Suizanın vasatı bu olsun. Şimdi arkadaşlar, şimdi hüsnü ahlak, ahlak haliye manayı harfi, mana ismi de koyalım aynı ötekisi gibi. Tencereye karıştıran. Bulunduğunuz yerde oturun ya. Otur otur. Gelme gelme gelme. Otur. Otur hemen otur. İfrat tefrit vasatı var. Tefriti neymiş? Hüsnü zanı, bak şöyle göstereyim. Tefriti vehimlerdir, kendin ölçü yapmaktır. Vehimlerdir. Vehim var ya, vehim, dimağda. Varı yok, yoku var eder. Vehim. Değeri ne kadardır olaylar içerisinde? Yüzde kaç? %1. %1 ihtimale ihtimal veren adam değil diyor. Adam demin demiyor da insan değil diyor da %1. %1 ya. Mesela uygulayayım. Aradıkları için soruyorum. Da yani ben böyle ezber misalim nereden hatırlayacağım? Hocam buyurun. Doktorum yine seninle alakalı. Hocam bizim komşumuz şeye gitti. Gelini, oğlu bayramlaşmaya gitti. Kendisi televizyon seyrederken kalp krizi geçiriyor. Kalp krizinde geçirince gömleğini, atletini yırtarak deri de yırtıyor. Bende de bir şey başladı. Acaba ben de olur muyum? Peki dedim, bu köyde kaç kişi böyle öldü? Hiç ilk defa duyuldu. 1000 kişi var mı dedim şimdiye kadar? Var tabii. Peki kaç bin kişi tanıyorsun sen dedim böyle ölen? İlk defa hatırlıyorum. 10.000 var mı tanıdın? Var dedi. 10.000'de bir ihtimal veren adam mıdır? Niçin böyle zana düştü? Çünkü Allahsız baktı. Allah bıraktı. Ne yaparsan yapın ya. Ey kalp, ey böbrek. Sen ne yaparsan, ön şeytan, ön melek, melek. Ne yaparsanız yapın. Allah, ukulu aşere, bir Allah haşa, ikinciyi yarattı. Birincisi yatıyor. İkinciye. İkinci, üçüncü yarattı. Şu anda aktif Allah haşa. Allah demeyeyim, Tanrı onuncudur. 9 tanesi yatıyor. Allah rububiyetini kime vermiş ya? Bir yaprak bile diyor mealen, değil mi? Onun emrin dışında oynamıyor. Tamam. Şimdi kaç, size soruyorum. Hiç duydunuz mu böyle bir şeyi? Kalp krizi geçen oldu ama böyle yırtı bilmem ne yaptı tekrar. Yok aslan diyor diye. Doktor da duymamıştır. Deliği yırtanı. Ben ömrümde ilk defa duydum. Ben de böyle olabilirim demek insan değil bu ya. Bunu diyen insan değil. Kimdir? Şeytandır da. Vay hakikaten dedi ya. Allahsız niye bakıyorsun? Allah yok ula ya. Hakim değil. Allah müdahil değil ya. Yani. Bu kim? Hüsnü zanın tefrit mertebesinin. Vehim. Vehim neydi? Varı yok, yoku var. İfratı nedir? Şeytandan
Ne yapıyor? Hocam, şeyhim bilir. Dini zıt bu ayet-i zıttı, dine işini zıt. Bir bildiği vardır. Bu hüsnü zanın ifrat mertebesi şeyhini, hocasını, liderini, abisini ilahlaştırdı. İlah. Men ittehaza ilahahu hevahu. Hevayı da hepsini de yapar. İnsanları da yapar. Birbirinizi ilah edinmeyin diyor. Ya olur mu öyle bir şey? Bunu kafir edemiyor ki. Bu ayet Müslümanlardır. Bir tane söyle diyor. Abi diyor 40 kişi, o 40 kişiden bir kişi diyor imanı kurtardı gitti. Bu bayağı yüksek rakam. Lan bu Müslümanlığa aittir. İnsanlığın değil bu. Kafirin 40'ı da 40'ı gider. 40'tan bir tanesi kurtarıyorsa bu Müslümanlığa alakalıdır bu ölçü birim. Hani bu ilah birbirinizi ilah edinmeyin. Kafirle alakası yok. Müslümanlığa ait. İlah edinmeyin. Niye? Ben kimse ilah edinmedim. Sana diyorlar ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا لَزِنَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ اللّٰهِ Zalime, zındığa, bidat ehline taraftan olmayın. Değil taraftan olmayın. Meyletmeyin. Meylederseniz Allah yakar diyor. Cehennem sizi yakar. Diyor mu? Mektubatta koymuş onu bu ayeti üstad koymuş. Adam dine muhalif söylüyor. Dine zıt söylüyor. La ilahe illallah kafidir Muhammed Resulullah demesin de olur. Belçika'da ezan okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şehadet la ilahe illallah. Hayyan es-salam. Ne oldu? Hayyan el-felah. Ne oldu? Bir nereye atladım? Eşhedenle Muhammeden Resulullah. Sordular, unuttum. Ha, unuttum. Evet, tamam, olabilir. Lüksemburg'da gene bu zat aynı tiyatroya çıkıp ezan okuyor. Gene de ne sırrı gene unutuyor ya. Unuttu. Hollanda'da bu ezanı gene okuyor. Orada da unutuyor ya. Hep aksilik bunu unutuyor canım. Hep de aynı yeri unutuyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Unutuyor. Allah. Ha, bu suizanın vasatıdır. Peki suizan etmiyor musun şimdi sen Hasan? Bedihi, açık, yanlış, bidat, küfre suizan etmek ibadettir. Çünkü suizan surete bakar, zahide. Batın, niyet okuma. Sen bu kelamda bunu mu kastettin? Ne etmeyeyim? Yok. Ama bunu anladım. Yok suizan etme. Tamam. Suizan nerede olur? Net olacak. Mesela git babanın evine. Boş olur mu? Olmaz. Neyi kastettin? Adama sorulur. Sen boş mu? Ne boş olur ya? Git başımın derdi olmaz dedim diyor. Boş olmaz. Ama Salih boşadım seni. Boş olur mu olmaz mı? Herkese soruyorlar. Ben boşamak manasında demedim. Allah Resulü diyor ki şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Bir. Haramın sari ifadesi, küfrün sari ifadesi niyete bakmaz. Suizan nerede caizdir? Net olacak. Yorum açık olmayacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şehadet la ilahe illallah. Hayyanu selam. Bu bidattır. La ilahe illallah deyip Muhammed Resulullah demeyin kafidir. Bu imansızlıktır. Süfyan git Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kaldırıyor. 15. mektupta gelecek Süfyan diyor. 15. mektupta Risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini inkar edecek diyor. 15. mektupta. Abi ya nereden nereye girdin? Burada niye girdin? Zan dersini uygulamalı yapıyoruz kardeş. Sen hiç sanat okulu okumadın mı? Orada atölyeye giderdik. Biz öğrendiğimizi sınıfta teoriyi uygulamaya geçer. Uygulamayan ders uçar. Heh. Demek ki suizan hanımına zan yapma. Net. Sen bundan bunu mu kastettin soracaksın. Tamam mı? Şimdi peki vasatı nedir üstü zanın? Şeriat dairesinde muvazene ve muhakemeyi bırakmamak,
bak şimdi. Hüsnü zanı vasatı. Vasatını söylüyor. Muvazene, muhakeme. Bir, kata, metre. Söylüyorum size. Kaç metre süt içiyorsunuz? Osman, kaç metre süt içtin? Metre olur mu sütte? Litre olur. Ha, bir kantar biten metre. Muvazene, muhakeme de metre. Birisi kantar, birisi metre. Bu hüsnü zanın vasatını yapacağız. Bu tamam. İki, gözdeki şua ile göz adamı mezara, debi kazara. Değil mi? 13. şuada geçiyor. Şimdi bu hadistir. Bak arkadaşlar. Ders yaparken, güzel şey yaparken, güzel şey konuşurken gözüne bakın. O göz koridordur. Elektronik bağdır. Bizim tabirle. Seni inşa eder. Sokakta giderken asabiysen, biraz sebep arayıp kavga dövüş şüpheler varsa şoförlükte, sakın karşıdakinin gözüne bakma. Tamam mı? Nefretten alışveriş oluyor, katlanıyor. Şimdi bazı insanların gözüne bakarsan seni çökertir. O nerede diyor? Bak şurada. Suizanın ifrat mertebesi zaluman cehuladır. Gönderdiği şua ile adamı dibe çakartır. Patlatır. Çakar. Hüsnü zanın ifrat, bak ifratı görüyor musunuz? Suizan. Böyle. Nefret. Aşırı da adabı. Bu ne yapar? Karşıyı çökertir. Ha, hüsnü zanın vasatı karşıyı inşa eder. Mesela tesir söyleyeyim duaları. Zeytinyağına, sirkeye, suya. Okuyup da içirmek. Hayvanlara tuz okumak. Geleneğimizde fetebain diye T maddesinde vardır. Tamam mı? İkinci okumak, karşısında olup nefestir. Nefesi diyor. Peygamber Aleyhisselam nefesinin tesir ettiğini 19. sözde söylüyor. En tesirli temastır. İki ceset, tek ceset oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 19. mektupta bütün duaları temaslıdır. Göğsüne elini koydu, çocuk hıyar gibi bir şey kustu. Kafasına koydu, Hazreti Ali karnı ağrıyordu, sancı. Kıvranıyordu yerde diyor. Ayağını temas ettiği anda şifa buldu diyor. Eline su şey yaptı, acı kuyular tatlılaştı diyor. Ha? Tükürünü koydu, temas. Yani temassız bana bir tane duayı söyleyeyim. Yok. Abi şua ile alakalı bence hüsnü zanın ifratı da çökertir diye düşünüyorum sanki. Hüsnü zanın ifratı zaten çökertir. Bu hüsnü zanın vasatı. Yok, hayır. Suizanın ifratı şua olarak dediniz ya. He. Nazar olarak çökertir dediniz ya. He, şurası. Evet. Hüsnü zan mesela öyle baba vardır ki diyor. Çocuğunu aşırı sevgisinden dolayı nazar almasına sebebiyet verebilir gibi duymuştum. Evet. Şu. Anne ve baba çocuğu yatarken masum ya, en tatlı anı o. Maşallah demin dese çökertir. Bu göz şu an, bu öteki şu solundaki menfisidir. Nefret, adavet. Tamam mı? O çocuğa muhabbetini vasattan ifrata taşırsa bu da çökertir. İfratı. Çünkü iki ifrat. Vasat inşa eder. Şuradaki vasat zaten. Devam ediyorum. Doğru. Onu da oraya yazmamız lazım. Şuraya. Göz nazar, yani Kur'an'ın mizanlarıyla yer olmadığı için orada tahtada yazarken yer olmadığı için harfler koydum, ben tamamlıyorum. 13. levhanın sonunda. Diyor ki Kur'an'ın mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Öyle bir şey bakıyorum ama görmüyorsunuz değil mi? Ezberimde olduğu için söylüyorum. Yani burayı gördünüz mü masum? Bak şu. Kur'an'ı mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle
amal ve hatıratını tart ve daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap diyor. Bu hüsnü zanın, bak şuranın vasatıdır. Tamam mı abi? Şimdi daha işimiz bitmedi. Diyeceksin ki ay ben bir anda, ben 7 ayda öğrendim, sen bir derste öğreneceğin yok tabi. En azından kaba taslak olsun. Tamam, zan nedir? Zan işletim sistemiymiş. Bizim zanımız Allah'ın ruh tecellisi bana münasebetini, ahiretimizin şeklini zanım oluşturuyor diyeceksin bu dersten sonra. Ama zanımı etkileyen ahlakım, nazarım, niyetim. Bunu etkiliyor. Peki dördü bir araya gelirse zan, ahlak, nazar, niyet, benim kaderim. Anladık mı? Peki zannımızı kontrol edersek, unutmayın, kontrol edemediğiniz her şey sizi kontrol ediyor demektir. Zannın içinde ne vardı karpuz gibi kesersek? Çetin, ne var? Niyet. Zannın içerisi? Bilgi. Cehalet. Ne şüphe? Vehim. Bir daha. Bilgi. Cehalet. Şüphe. Vehim. Demek ki zannınız demek vehminize, şüphenize, cehaletinize, bilginize hakim olmak demek. Sistem bütünlüğü, bunların bütünlüğüdür. O zaman zannınız hakim olmak demek. Vehmine hakimsin, şüphene hakimsin, tamam? Cehaletine hakimsin, bilgine de hakimsin. Bilgi ve cehalet aynı kapta... Değil. Çünkü aynı kapta bilgi artık ne çizdiği olmuş. Cehalet bilmediğini bilmekten başlıyor. İçi dolu değil. Ama cehalet, yani ilim oradan başlıyor yani. Bilgi ise bunlardan süzülmüş, senin artık zannı galibin olmuş. Asıl mesela hakimiyet yani. Evet, hakimiyet. Ona hakim olmak. Zan arkadaşlar sistem değil. Peki zaten burada söylüyor. Peki şunu diyelim. Adem alemleri ne diyordu? Vücut alemleri, evet, dört tane, şimdi geldik, ayakta yapacağım. Bak, namaza duruyor. Ayağımın altı benim dışımdadır. Takkemin yukarısı benim dışımdadır. Tamam mı? Şimdi, ayağımın altına zan, ahlak, nazar, niyetimi karıştırdım, koydum mu abi? Koy. Kafama da Esma-i Hüsna. Ben Şeceri Hilka, büyük insan. Ama buradaki temsilcisi, bu cismime bakma. Kainat-ı Sura. Tamam. O büyük insan aynı zamanda Kur'an-ı Ekber. Bak şimdi namaz kılacağım şimdi. Bu şeceri hilkat Adem alemlerinden vücuda gelmiş. Adem alemleri Subhanallah derken vücut alemleri elhamdülillah diyor. Onu cem etti. Ayağıma zanı koydum. Ahlakımı koydum. Huylarımı, nazarımı koydum. Niyetimi koydum abi. Ato koydum. Tepeme de Esma-i Hüsna. Bu nasıl demek? Şeceri hilkat yapıyorum. Kabuk Hafsey, Arş-ı Azam, Levh-i Mahfuz, Arş, Cennet Cehennem, Daire İlim, Daire Hayat, Kürs, Levh-i Mahfi İspat, Kaf Nun Tezgahı, Yedi Kat Sema, ondan sonra Kaf Nun Tezgahı, Alemi Berzah Kabir, Yedi Kat Sema, Alemi Şehadet. Bu hep benim saydığım. 18 binin kargasını kurdum. Bütün alemleri tepemde Esma Allah. Aşağıda o dört tane kader zeminim. Aylak, nazar, niyet, zan. Bütünü. Hepsini cem etti. Bu artık aşağıdan beni besleyen zan, ahlak, nazar ve niyetle. Tepemde o Allah'tan beslenen vahiy ile. Karşılığı bu. İkisi arasındaki mahluk olan şeceri hilkatin küçültülmüş modeli hepsinin namına Allahu Ekber diyor.
Yani Allahu Ekber demek bu atomdan Kab-ı Kavseyn'e kadar bütün alemlerin hakikatına taşınması, hakikatinin ifadelenmesini simgesel olarak biz burada yapıyoruz. Bütün alemler adına cüz-i nazarını cüziyetten külliyete kalkıyor. Şimdi namazda dururken dibin dünya değil atom de, alem-i şehadet burası, tepen Allah, Kab-ı Kavseyn'den sonra Esma, ikisi arasında arş benim, arş-ı azam benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, Cebrail benim, İsrafil benim, Mikail benim, her şey 18 bin alem benim. Bütün alemlerin namına Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber bu. Abi yukarıda elektriği alıyorsunuz. Yukarıda. Aldık. Ayaklarınızın altında da kauçuk ayakkabı var. Üstünüze al. Elektrik sizde kalıyor. Enerji veriyorsunuz. Aynen. Kürsün ayakkabı da çarpıyor. Şimdi Allah-u Ekber gördünüz mü abim? Bak şu ufaltayım biraz da görün. Bak. Subhanallah. Bu akşam geldiğinizde çok sevineceksiniz. Çünkü namazınız değişti. Evet. Subhanallah. Değil mi abim? Elhamdülillah potaya in. Subhanallah. Elhamdülillah indi. Yetmiyor. Subhanallah adem alemlerini taşıyorum. Elhamdülillah vücut alemlerini taşıyorum. Takdim edeceğim ben bunları. Öyle bedava yok yani. Ondan sonra bu Esma-i Hüsna, bu takke benden yukarıda. Çorabım ve takkem arasındaki 18 bin alem Subhanallah'ın taşıdığı alemleri. Elhamdülillah taşıdığı alemler potadadır. Ben de madem böyle bir mevkide ve makamdayım, bunlar hem suret hem hakikat mahiyetine sahibine takdim ediyorum. Allahu Ekber. Bu namazını etkileyen nazarım, niyetim, ahlakım, zanlar. Namazımızın şeklini bunlar oluşturuyor. Ahiretini bunlar oluşturuyor. Rabbini bunlar oluşturuyor. İlahını da bunlar oluşturuyor. Kulazı ve Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. İlahını, melikini, malikiyetini, melikini, Rabbini, rububiyetini sen değiştiriyorsun. Bu bizim namazımız. Evet. Ne yapacağız o zaman? Zannımıza hakim olacağız. Zannımız nedir? Vehmimize, şüphemize, cehaletimize, bilgimize kontrol edeceğiz. Yani %1 ihtimale de ihtimaldir. Buna değer vermek insan değil. Değer vermeyeceksin. Ölebilir. Ne yapacaksın? İç mi ya? Ölmekten korkma. Kitap okuyamamaktan kork. Zübir gündüz artma. O demiş abimiz. Ahiret kötü olsaydı niye iman ettin? İman edilen yer kötü değil ki. İman ettiğin yere gitmekten niye korkuyorsun? Ölüm kadar güzel bir şey. Eğer ölümün, kabrin, berzan üstü açılsaydı bir tanemiz kalmazdık. Hep çabuk giderim diye intihar ederdik. Bir kız için intihar eden bir insanı düşünün. Bu dünyaya, bu kızların da, erkeklerin de güzellik zannettiğim şeyin cemine, şu dünyanın bütününe Allah zindan diyor. O dünyanın bütününe zindan diyor, kabire bostan-ı cinan diyor. Bu dünyanın içerisinde bir tane bir kız için intihar eden, ya buradan bu dünyanın bütününden daha harika olan kabrin güzelliğini görseydik, burada kim kaldı? Herkes intihar etti. Kız için intihar eden, berzah için 10 defa intihar etti. Dünyanın ümine zindan olmaz. Ya gibi. Şimdi Huri'yi görse bir tanesi ne yapar? Gözü kör olur. Gözü kör olur. Görse demiş. Nurundan dolayı. Göremezsin ki. Huri'yi göremezsin ki bu gözle. Çünkü diyor Allah Resulü bir kılıcımı gelse bütün kainat nurundan karanlığa inkılap eder. Hiçbir göz görmez diyor. Yani bir saçın kıl. Ve dünyada giden hanımlar bunlarda daha güzel olacak. Çünkü kızmasınlar. Böyle mi bir gönderme? Çünkü kapı gıcırdamasın diye yapacaksın. Ama doğruyu söylüyor. Hadisi. Şimdi evet şimdi bak şey yapalım. Buraya gelelim.
bu içi, zanın içi budur. Vasat. Peki zanı niye koydu Allah bize? İnsanı donukluktan, hareketsizlikten, manasızlıktan, ataletten, Adem'den kurtarıp hareketlendiren, manalandıran, aslına doğru uçturan, kanat çırpatan zandır. Eğer zanımız olmasa şüphemiz de yoktur, vehmimiz de yoktur, bilgi de yoktur. Donarız, donarız. Biliyor musunuz? Çocukların zanı olmadığı için size inanıyorlar. Sırların zanı yoktur. Bak boş elle çağırıyorsun, geliyor. Zanı yok ki. İnsanoğlunun özelliğidir. Cinlerin zanı o kadar basittir ki diyor. Onu da okuduğum için söylüyorum. Çok basittir. Zan. Allah'ın zatından başka zansızlık mı var? Yok. Yani çok basittir. Mesela köpek gelir böyle durur yani. O da bir zan miktarı ama çok basit. Yani çağırsın ama. Sahibi çağırınca zanı pek az olduğu için hemen gelir. Ben çağırsam pek gelmiyor. Zan. Çok basit ama. Zan insan olmanın özelliği. Bu zanımıza edile-i şeriye yani ehl-i sünnet ve cemaatın doğruluk ölçüsü, kitap, sünnet, icma, kıyas mukabele eder onu şey yaparsan, imbiklerine geçirirse ilim olur. Ne kadar oldu? Bir saat olmuştuk. Peki, bir kargasını kurduk. Bundan sonra size daha önce dendiği gibi denilecek. Bundan sonra üzerine bina edilecek. Ama zanın tek bir haritası var öyle. Ona hemen girmedim çünkü bir saat yetmez bize. Zanın haritası neydi? Şüphe, aşağıdan yukarı gidelim. Şey, beyin, şüphe, cehalet, bilgi. Bu zanın şeyi. Zan bir sistemdi. Parçalardan meydana geliyor. Böyle. Peki bunlardan neyi takip ediyoruz? Kendimizi tanıdıkça şeytan ve sistemini, avanesini sıkıştırıyoruz. Zapt ediyoruz o bölgeyi. Çünkü onlar cehli cehenneme atıyorlar bizi diyor. 741 sözlerde. Ustad diyor ki cehli cehennem. Yani vehim, vesvese vesaire bizi cehenneme atıyorlar. Tanıdıkça kendimizi böyle, biliyorum zor geldi. Çok gerçekten. Tanıdıkça oraya hakim oluyoruz. Zapt ediyoruz. Şeytan giremiyor. Çünkü vesvese kötü ama bak nereye sebep oluyor. Tahariye dair ciddiyete vesiledir. Teavunu defeder. Lakayt dağıtar. Başka? Sen de vardı. Hatırladınız mı? Teyakkuza sebep. Teyakkuz 5. Bak şeytanı kaldırırsanız bu 5 tane olmaz. Ciddi olmaz, teyakkuz olmaz, lakayt dağıtamayız. Bak şer değil yani. Bu halkı şer değil. Burada kesiyorum. Vahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.